Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Orijinalin yeni çıkan AYT denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Bir A kümesinden tam sayılara tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. Demiş ki fonksiyonda arkadaşlar x kare eksi 7x artı 12'nin 12'den bulduğunuz değer eğer tam sayıysa o, o tam sayı değerini sonuç olarak alın demiş. Ama eğer x kare eksi 7x artı 12'den bulduğunuz değer bir tam sayı değilse o zaman fonksiyonumuzun görüntüsünü sıfır olarak alın demiş. Yani görüntümüz tam sayı gelmediği zaman hep sıfır alacağız. Ama tam sayı geliyorsa tam sayı değeri neyse arkadaşlar onu almış olacağız. A kümemiz de eksi 3 ile 11 arasında tanımlanmış. Buna göre f'in görüntü kümesinde kaç eleman vardır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada sanırım şöyle düşmemiz gerekiyor. Ee, x kare eksi 7 x artı 12'de hangi tam sayıları elde edebiliyoruz? Diye buna bakmamız gerekiyor. Ve aralığımızı da eksi 3 virgül 11 aralığı olarak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Normalde e, bu bir parabol olduğu için bence burada odaklamamız gereken kısım eksi 3 11 aralığında parabolümüzün alabileceği minimum ve maksimum değerler nelerdir? Bunları bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki parabolümüzün tepe noktası ne arkadaşlar? Eksi b bölü a'dan. Eksi b bölü 2a'dan 7 bölü 2. Aslında köklerini de bulabiliyoruz 3 ve 4 diye. Bence parabolü şöyle bir çizelim arkadaşlar. Parabolümüzü biz çizmiş olsak şu şekilde. Şimdi köklerimizin 3 ve 4 olduğunu biliyoruz aslında değil mi? Şuradan işaretlesem şurası 3 olsun. Şurası da 4 olsun. Zaten tepe noktası da tam bunların ortasında. Yani 7 bölü 2'den 3 bölü 2'de gelmiş olacak. 7 bölü 2'den 3 buçukta gelmiş olacak. Şimdi şöyle bir parabol. Şu şekilde dönüp gitmiş değil mi arkadaşlar? Şimdi diyor ki buradan gitsin gitsin diyor. Kaça kadar gitsin diyor görüntüsü diyor. Eksi 3'e kadar gitsin diyor. Buradan da gitsin gitsin kaça kadar gitsin diyor şöyle. 11'e kadar gitsin diyor. İşte bu aralıkta alabileceği biz tam sayı değerlerini bulacağız. Şimdi tepe noktası bu aralıkta kaldığı için bir kere alabileceğim minimum değeri tepe noktasında almış olacaktır. Maksimum değeri de 11 veya eksi 3'te almış olacaktır. Kollarımız yukarı doğru olduğu için maksimum değerini tepe noktasına daha uzak olan noktada alır. Peki 11 mi buradaki 3.5'a daha uzak yoksa eksi 3 mü? 3.5'tan eksi 3'e kaç birim var arkadaşlar? 6.5 birim var. 3.5'tan 11'e 7.5 birim var. Dolayısıyla en küçük değerini 3.5'da alacak ama en büyük değerini de 11'de almış olacak. Dikkat etmemiz gereken husus 11'deki değerini biz dahil etmiyoruz. Ama o bizim için bir referans noktası olur. Oradaki noktaya göre hareket etmiş oluruz. Öncelikle tepe noktasında alacağı o minimum değeri bir yakalamaya çalışalım arkadaşlar. 3.5 yani 7 bölü 2'yi denklemde bir yerine yazalım. Ne gelmiş olur yazarsak arkadaşlar. Şimdi 7 bölü 2'nin karesinden 49 bölü 4 gelir. Eksi 7 çarpı 7 bölü 2'den eksi 49 bölü 2 artı 12. Şurası eksi 49 bölü 4 yapar. 12 ile toplayalım. 4 kere 12 48. Eksi 49 artı 48'den arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 gelir. Demek ki tepe noktasındaki görüntümüz kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4'müş. Zaten biz tam sayı arıyorduk bizim elde edeceğimiz minimum değerin eksi 1 bölü 4 olduğunu gördük. Yani burada tepe noktasındaki görüntümüz aslında 0 olacak. Çünkü eksi 1 bölü 4 bir tam sayı değil. Ama sayı doğrumuzu düşünürsek arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 değerine ulaştık burada. Eksi 1 bölü 4'ten büyük değerler alarak ilerleyeceğiz. Demek ki bizim görüntü kümemizde hiç negatif tam sayı yok. Çünkü zaten minimum değerimiz bile eksi 1 bölü 4 oldu. E bunun görüntüsü 0 olacak. Bundan sonra hep daha büyük değerler elde edebileceğimiz için elde edeceğimiz en küçük değer bir kere kaçmış arkadaşlar? 0. Onu zaten buradan da elde edebiliyorduk. Daha sonra 1, 2, 3 diye gidecek. Peki kaça kadar gidecek? Onu da 11'deki görüntüsünden bulalım. 11 yazalım bir de arkadaşlar. 11'in karesi 121. 7 kere 11 77 artı 12. 121, 12 daha 133, 77 çıkarsa 56 gelmiş olur. Demek ki 56'ya kadar çıkacağız. Ama dikkat etmemiz gereken husus 56'yı 11 verdiğimizde elde ettik arkadaşlar. Bunu almayacağız. 56'dan küçük ama en büyük hangi tam sayıya kadar gideceğiz? 55'e kadar. Demek ki arkadaşlar görüntü kümemizdeki en küçük eleman sıfırmış. Sıfırdan sonra büyüye büyüye 1, 2, 3, 4, 5 diye kaça kadar gitmişiz arkadaşlar? 55'e kadar gitmişiz. Zaten diğer tam sayı olmayanlar hep görüntümüz sıfırdı. Sıfırı zaten biz burada tam sayı olarak da yakaladık arkadaşlar. Minimum 0 maksimum 55 değerini alıyormuş bizim fonksiyonumuz. Alabileceği zaten e, tam sayılar görüntü kümesini oluşturacaktı. Sıfırdan 55'e kadar sıfırda dahil olmak üzere toplam kaç tane tam sayımız vardır arkadaşlar? 56 demek ki fonksiyonumuzun görüntü kümesinde 56 farklı görüntü kümesi elemanının bulunduğunu söylemiş oluruz. Doğru cevabımızın 56 olması gerekir.